Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıfın 4. ünitesinde bulunan dil bilgisi kurallarını bol bol örneklerle en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Eğer bu dil bilgisi kurallarını pratik yapmak, unutmak istemiyorsanız Play Store'dan ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirip ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kalem ve kağıdınız hazırsa dil bilgisi kurallarını anlatmaya başlıyoruz. Bu zaman dilimi İngilizcede en çok kullanılan 4 tane temel zaman diliminden bir tanesidir. Bu yüzden bu konuyu iyice çalışırsanız eğer diğer konuları anlamakta sıkıntı yaşamazsınız. Simple Past Tense geçmiş zaman demektir. Geçmiş zamanın kullanım şekilleri şöyledir. Geçmişte belli bir zaman diliminde başlamış ve sonlanmış eylemlerden bahsederken kullandığımız bir zamandır. Yani yaptığımız iş, eylem geçmişte başlamış ve orada sonlanmış bitmiştir artık. Geçmiş zamanı bir de geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken de kullanırız. Kullanım kuralları oldukça kolaydır ama ezberlemeniz gereken, dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Simple past tense, geçmiş zaman konusunda fiilleri iki grupta ele alırız. Birinci grup, regular verbs dediğimiz düzenli fiiller. İkincisi ise irregular verbs dediğimiz düzensiz fiiller. İlk olarak regular verbs yani düzenli fiilleri ele alacağız. Düzenli fiiller nasıl kullanılır, bunların kuralları nelerdir teker teker inceleyelim. Rules, kurallar demektir. Bakalım düzenli fiil yapmanın kuralları nelermiş? Bu fiilleri ikinci hallerine dönüştürebilmek için fiillerin sonuna kurallar uygun şekilde ya ed harfini yazarız ya sadece de ya da ied harflerini yazarız. Böylece geçmiş zamanda düzenli bir fiil elde etmiş oluruz. Birkaç tane örnek üzerinden bu kuralları ele alalım. Snow, kar yağış demektir. Bu düzenli bir fiildir. Geçmiş zamanda belirteceksek eğer sonuna e ve d yazmamız yeterlidir. Place, yerleştirmek anlamına gelir. Dikkat ederseniz place'in sonunda zaten e harfi vardır. İkinci bir kez e harfini yazmamıza gerek yoktur. Sadece d harfini yazmamız yeterlidir. Place, placed olarak yazılır. Worry, endişelenmek demektir. Sonu y harfiyle bitiyor. Y harfini düşürür, i olarak yazarız ve sonuna e ve d ekleriz. Y harfi ile ilgili dikkat etmeniz gereken önemli ayrıntı şudur. Y harfi her zaman düşmez. Y'den önceki harfe bakacağız. Eğer ünsüz bir harf bulunuyorsa o zaman düşürüp i harfini yazabiliriz. Ama y harfinden önce ünlü bir harf varsa o zaman y harfini düşürmeyiz, direkt y'nin kendisini yazarız, sonuna da e ve d ekleriz. Düzenli fiilleri kullanarak geçmiş zamanda olumlu bir cümle yapmak istiyorsak şu sırayı takip etmeliyiz. Cümleye her zaman bir özne başlarız. Ardından verb 2 dediğimiz fiilin ikinci halini yanına yazarız. Ve daha sonra cümleye object, nesne ile yani cümlenin geri kalanıyla devam ederiz. Örnekleri geçmeden önce özneleri hatırlayalım. I, ben demektir. We, biz. You, sen, siz. They, onlar. He, erkekler için kullanılır o. She kızlar için kullanılır. O it, cansız ve hayvanlar için kullanılır. O anlamına gelir. Şimdi bu kurallara uygun şekilde örnekleri inceleyelim. I brush my teeth. Ben dişlerimi fırçaladım. I ben demektir. Özleden sonra brush fiili vardır. Brush fırçalamak demektir. Bu düzenli bir fiildir. Sonuna e ve d yazmamız yeterlidir. İkinci örnek şu şekildedir. Shema dances at the party. Shema partide dans etti. Şeyma özdesinden sonra dance, dans etmek fiili vardır. Dikkat ederseniz zaten sonunda e harfi var. Bir daha e harfi yazmamıza gerek yok. Sadece d yazmamız yeterlidir. Tom played tennis with his friends. Tom arkadaşlarıyla tenis oynadı. Tom özdesinden sonra play, oynamak fiilinin sonuna e ve d harfini ekledik. Hazır yeri gelmişken kuralımızı hatırlayalım. Eğer y harfiyle biten bir fiil Y'den önce ünlü bir harf alıyorsa bu Y harfini düşürmemize gerek yoktur. Sonuna E ve D yazmamız yeterlidir. Eğer Y harfinden önce ünsüz bir harf varsa o zaman düşürür, onun yerine i yazarız, sonra e ve d harflerini ekleriz. They studied for their exam. Onlar sınavları için çalıştı. They, onlar demektir. Study, çalışmak anlamına gelir. Y harfiyle bittiğinden dolayı y harfini düşürürüz, i ekledikten sonra e ve d harflerini ekleriz. Y harfini düşürmemizin sebebi y'den önce d ünsüz harfinin olmasıdır. Eğer y'den önce ünlü harf varsa düşürmüyoruz, ünsüz harf varsa düşürüyoruz, onun yerine i harfini yazıyoruz. Başka bir örnek daha inceleyelim. We washed our car. Biz arabamızı yıkadık. Wash, yıkamak demektir. Düzenli bir fiil olduğundan dolayı geçmiş zamanda belirtebilmek için sonuna e ve d yazarız. The baby cried a lot. Bebek çok fazla ağladı. Cry, ağlamak demektir. Sonu Y harfiyle biter. Y harfini düşürürüz. i yazdıktan sonra E ve D harflerini yanına ekleriz. Geçmiş zaman yapabilmek için temelde iki tane fiil türü vardır dedik. Az önce düzenli olanları ile ilgili bütün kuralları inceledik, örnekleri ele aldık. Şimdi ise ikinci inceleyeceğimiz fiil grubu olan irregular verbs'lere bakacağız. Yani düzensiz fiiller. Düzensiz fiillerin mantığı şudur. Fiil ya tamamen değişir, bambaşka bir hale dönüşür ya da hiç değişmez, olduğu haliyle kalır. Şöyle bir soru sormakta haklısınız. Bir sürü fiil var. Hangisinin düzenli, hangisinin düzensiz olduğunu nereden bileceğiz? Bu konu çok fazla karıştırılan konulardan bir tanesidir. Yapmanız gereken şey, düzensiz fiiller bir liste halindedir. Yaklaşık olarak 150 tane fiil bulunuyor. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Ezberleyebilmek için bol bol pratik yapmalısınız. Geriye kalan binlerce fiil ise düzenlidir, az önce öğrendiğimiz kuralları uygulamalısınız. Ben dersimizin sonuna doğru düzensiz fiilleri nasıl ezberleyeceğinize dair ipucu vermeye çalışacağım ama temel mantığının her zaman pratik yapmak olduğunu unutmayın. Eğer bu listeyi odanızın herhangi bir köşesine atar, göz ucuyla her zaman kontrol ederseniz belli bir süre sonra aşina olduğunuzu göreceksiniz. Eğer temel mantığını anladıysanız birkaç tane örnek inceleyelim. Buy, satın almak demektir. Bu fiil düzensizdir, geçmiş zamanda yazılışı tamamen değişir ve bold olarak yazılır. Come, gelmek demektir, geçmiş zamanda düzensiz bir fiil olduğundan dolayı came olarak kullanılır. Cut, kesmek, aynı şekilde kalır, bir değişikliğe uğramaz. Do, yapmak demektir, ikinci hali did olarak kullanılır. Draw, çizmek demektir, ikinci hali drew olarak yazılır. Drink, içmek demektir. İkinci hali drank olarak yazılır. Eat, yemek yemek demektir. İkinci hali ate olarak yazılır. Genel olarak düzensiz fiilleri inceledik. Gördüğünüz gibi bazıları tamamen değişiyor, bazıları da olduğu gibi kalıyor. Bunlarla ilgili cümle kurmak istiyorsak eğer şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleye her zaman bir özneyle başlarız. Ardından fiillerin ikinci hallerini kullanırız ve cümleye object, nesne dediğimiz kısımla devam ederiz. Özneleri tekrar belirtelim. Şimdi düzensiz fiilleri cümle içerisinde inceleyelim. I went to beach at weekend. Ben hafta sonu plaja gittim. I ben demektir. Özneden sonra gitmek fiilini kullanmak istiyoruz. Gitmek fiili go diye yazılır aslında ama bunu geçmiş zamanda ifade edeceksek bu düzensiz bir fiil olduğundan dolayı tamamen değişir. Went olarak yazılır. Go düzensizdir. Went olarak yazılır. He slept early yesterday. O dün erken uyudu. Sleep uyumak demektir, düzenli halidir. Eğer bunu geçmiş zamanda belirteceksek slept olarak yazarız. It took a shower. O duş aldı, banyo yaptı. Özneden sonra take fiili vardır. Bunu geçmiş zamanda yazdığımız için tamamen değişir, took olarak yazılır. We had dinner. Biz akşam yemeği yedik. Aslında bu have dinner olarak kullanılır. Ama geçmiş zamanda have fiili had olarak değişir. They swam in the ocean. Onlar okyanusta yüzdü. Swim yüzmek demektir. Bunun ikinci hali swam olarak yazılır. Negative form. Olumsuz hal demektir. Eğer geçmiş zamanla ilgili olumsuz bir cümle kurmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Cümleye her zaman bir özneyle başlarız. Ardından didn't yardımcı ekini kullanırız didn't geçmiş zamanda cümleleri negatif yapar. Ve daha sonra dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var ve genellikle sınavlarda, testlerde en çok burası soruluyor. Didn't'dan sonra fiil ister düzenli olsun, ister düzensiz olsun hiçbir değişikliğe uğramadan birinci haliyle yazılır. Ve daha sonra cümleye object dediğimiz nesneyle devam ederiz. Özneleri de belirtelim. Kısacası tekrar edelim çünkü bu kısım çok önemli. Negatif cümlelerde didn't yardımcı ekini kullanırız ve didn't'dan sonra fiili hiç umursamayız. İster düzenli olsun ister düzensiz olsun bize verildiği şekliyle yani birinci şekliyle yazarız. Örnekleri inceleyelim. My mother didn't water the plants. Benim annem bitkileri sulamadı. Eğer geçmiş zamanda olumsuz bir cümle yapmak istiyorsak didn't negatiflik ekini kullanırız. Ardından fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yani birinci haliyle yazarız. Başka bir örnek geliyor. It was cold. O soğuktu. Yani havayı kastediyor. Hava soğuktu. So I didn't take off my coat. Bu yüzden ben ceketimi çıkarmadım. I özesinden sonra dikkat ederseniz negatif yapabilmek için didn't yardımcı eki kullanılmıştır. Daha sonra take fiili yine olduğu haliyle hiçbir değişikliğe uğramadan yazılmıştır. Sue so didn't eat anything. Sue so hiçbir şey yemedi. Negatif yapabilmek için didn't yardımcı ekini kullandık ve fiile hiç karışmadan birinci haliyle ekledik. Question form. Soru hali demektir. Simple past tense yani geçmiş zamanla ilgili soru cümlesi yapmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçmiş zamanda soru cümlelerinde cümleye did yardımcı ekiyle başlarsınız. Ardından özneyi yazarsınız. Dikkat ederseniz bu kez özneyi ikinci kısımda yazıyoruz. Ardından fiile hiç karışmadan olduğu haliyle yazarız. Ve daha sonra object dediğimiz nesne kısmını ekler soru işaretinde en sonunda kullanırız. Yine çok önemli olduğu için tekrar belirtiyorum, did kullandığımızdan dolayı yine fiili hiç karışmıyoruz, birinci haliyle kullanıyoruz. Yani kısacası negatif cümlelerde ve soru cümlelerinde yardımcı fiiller olduğundan dolayı fiili bir daha değiştirmemize gerek yoktur. Olduğu haliyle yazmamız yeterlidir. Örnek cümleleri inceleyelim. Did you play soccer? Sen futbol oynadın mı? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleye did yardımcı ekiyle başladık. Ardından özneyi yazdık ve play, oynamak fiiline hiç karışmadan olduğu haliyle yanına ekledik. Eğer soru cümlelerine cevap vermek istiyorsak, olumlu cevaplarda yes I did, evet oynadım. Olumsuz cevaplarda ise no I didn't, hayır oynamadım diyebilirsiniz. Did she ride a horse last night? O geçen gece ata bindi mi? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleyi did ile başladık. Ride, binmek, sürmek anlamına gelen fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yanına yazdık. Eğer cevap vereceksek, olumlu cevaplarda yes, she did, evet, bindi ya da no, she didn't, hayır, o binmedi şeklinde cevap verebilirsiniz. Did he study? O ders çalıştı mı? Did ile başladık ve fiile hiç karışmadık. Cevap vereceksek olumlu cevaplarda yes, he did. Olumsuz cevaplarda ise no, he didn't. Did they make a snowman? Onlar kardan adam yaptı mı? Soru cümlesi olduğu için did kullandık. Make hiç karışmadan birinci haliyle yanına ekledik. Olumlu cevap vereceksek yes they did. Olumsuz cevap vereceksek no they didn't. Geçmiş zamanla ilgili bütün kurallara değinmeye çalıştım ve size örneklerle somut bir şekilde anlattım. Genel olarak geçmiş zamanın tüm kuralları bu şekilde. Bu cümleler içerisinde bazen zaman ifadeleri görebilirsiniz. Time expressions zaman ifadeleri demektir. Geçmiş zamanda kullanılan zaman kelimeleri şunlardır. Yesterday, dün demektir. Last, geçen anlamına gelir. Örneğin last week, geçen hafta. Last year, geçen yıl. Last month, geçen ay gibi. Ago, önce anlamına gelir. Ten weeks ago, on hafta önce. Örneklere bakalım. I lived in Istanbul ten years ago. Ben on yıl önce İstanbul'da yaşadım. She went to shopping yesterday. O dün alışverişe gitti. Gördüğünüz gibi bu zaman ifadelerinde geçmiş zamanda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu zaman kelimelerinde geçmiş zamandaki cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geçmiş zamanda iki ana fiil çeşidi vardır dedik. Düzenli fiiller ve düzensiz fiiller. Düzenli fiillerin kurallarını hatırladık bunlar kolaydı. Ama düzensiz fiiller kısmı biraz karışık. Düzensiz fiiller bir liste halinde bulunur ve bunları ezberlemeniz gerekiyor demiştim. Tabii ki bunları ezberlemek çok kolay değildir. Ama biz kolay yolunu bulup bunları basit bir şekilde ezberleyebiliriz. Örneğin, bu fiillerin bazıları gruplar halindedir. Teker teker sırasıyla ezberlemek yerine bunları gruplara ayırabilirsiniz. Bazılarının yazılışları, bazılarının okunuşları, bazılarının ise sonocaları birbirine benziyor. Kendinize göre gruplar oluşturarak bunları ezberleyebilirsiniz. Örneğin, speak, konuşmak demektir. Spoken, bunun geçmiş zamandaki düzensiz halidir wake uyanmak woken geçmiş zamandaki halidir. Gördüğünüz gibi spoken, woken birbirine benziyor sonları. Bu yüzden ezberlemeniz kolaydır. Bir melodi şeklinde bunları ezberleyebilirsiniz. Kolayca ezberleyebilmek için uygulayabileceğiniz ikinci yöntem şudur. Düzensiz fiillerin hepsi her yerde her zaman çok sık bir şekilde kullanılmazlar. Bunlardan en yaygın olanlarını belirleyip ezberlemeye onlardan başlayabilirsiniz. Böylece yükünüz hafifler ve kolayca ezberlemiş olursunuz. Ben yaygın olanlarını göstereceğim. Ama sizin her zaman karşılaştığınız yeni bir şey varsa kendi listenize eklemeyi unutmayın. Say söylemek set olarak kullanılır. Go, went olarak. Come, came. No, new olarak. Get, got. Give, gave. Become, became. Find, found. Think, thought see, so, Bunlar benim çok sık karşılaştığım en yaygın kullanılan fiillerdir. Sizin de karşılaştıklarınız varsa onları ekleyip bunları bir köşeye asarak başlayabilirsiniz. Bir şeyi ezberlemenin, akılda tutmanın en iyi yolu oyunlardır. Bu yüzden üçüncü yöntemimiz oyunlarla ilgili. Bunları bir oyun halinde ezberleyebilirsiniz. Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirerek benim kendi uygulamamda bulunan oyunları da oynayabilirsiniz. Ayrıca bu konuda uzman olan The British Council'ın quiz tarzı oyunlarını ya da Macmillan Dictionary'nin çarklarını oynayabilirsiniz. Böylece aklınızda daha iyi kalmış olur. Dördüncü yöntem ise cümle yapısıyla alakalı. Cümlelerin bir bütün olduğunu unutmayın. Yani hepsi birlikte daha anlamlı bir şekilde kullanılır. Fiiller de cümlelerin bir parçasıdır. Bu yüzden bu fiilleri eğer cümleler içerisinde incelerseniz, cümle kurarak ezberlersiniz, daha kolay ve daha kılıcı bir şekilde ezberlemiş olursunuz bir kağıt ve kalem alıp kendi cümlelerinizi kurmayı ihmal etmeyin. Hatta şu an başlayabilirsiniz. Beşinci yöntem ise şarkılarla ilgilidir. Şarkılar da tıpkı oyunlar gibi bir şeyi ezberlemenin en eğlenceli yollarından bir tanesidir. Fiilleri daha anlamlı hale getirebilmek için müzik yoluyla ya da şarkı yoluyla öğrenebilirsiniz. Bu konuda YouTube platformu oldukça önemlidir. YouTube'dan bu konuyla ilgili aratma yaparak çeşitli şarkılara ulaşabilirsiniz. Bu şarkıları siz de video ile birlikte tekrar edin. Böylece daha kolay bir şekilde ezberlersiniz. Ben 3 tane örnek şarkıyı ekledim. Böylece bu şarkılara ulaşıp hatta kendiniz çeşitli şarkılar bularak kolayca ezberleyebilirsiniz. Bu dersimizde past perfect tense işleyeceğiz. Bu zaman geçmişi anlatan tenslerden bir tanesidir. Önce bu zamanın mantığını işleyelim, daha sonra teker teker kurallarına bakalım. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Past perfect tense birçok kaynakta mişli geçmiş zaman olarak Türkçeye çevrilmiştir tamamen birebir uymasa da kısmen, kısmen mişli geçmiş zamandır diyebiliriz. Bu tensin ana mantığı şudur. Geçmişte olmuş bitmiş iki tane olay vardır. Biri önce olmuş, diğeri ise daha sonra olmuştur. Eğer biz önce olan eylemden bahsedeceksek burada past perfect tense kullanmalıyız. Yani bu zaman geçmişin de geçmişini anlatır. Bunu bir zaman çizelgesinde inceleyelim. Feature gelecek. Now, şimdi. Past ise geçmiş demektir. Şimdiden önceki bütün kısmı geçmiş zaman olarak ele alıyoruz. Geçmiş zamanda iki tane olay gerçekleşmiştir. Bir olay olduktan sonra ondan önce başka bir olay olmuştur. Eğer biz olaydan önceki diğer bir olaydan bahsedeceksek burada past perfect tense kullanmalıyız. Bunu daha somut bir örnek üzerinde inceleyelim ve siz daha iyi anlayın. Geçmişte iki tane olay olmuştur. Biri saat 10'da, diğeri ise saat 9'da gerçekleşmiş. Cümlelere bakalım. The meeting started at 9. Toplantı 9'da başladı. İkinci cümle ise We arrived at 10. Biz saat 10'da vardık. Bu cümleler simple past tense yani bildiğimiz geçmiş zamanda kurulmuş cümlelerdir çünkü geçmişte olmuştur. Ama biz bu iki cümle ama biz bu iki cümleyi birleştirmek istiyorsak işte bu sırada devreye past perfect tense girer. Çünkü bu eylemin bir tanesi daha önce, diğeri ise daha sonra gerçekleşmiştir. Bu eylemden önce olan saat 9'da toplantının başlamasıdır. Bu yüzden bu cümleyi past perfect tense ile anlatmalıyız. Yani cümle şu şekilde olacaktır. When we arrive at 10, the meeting has started at 9. Biz 10'da vardığımızda toplantı 9'da başlamıştı. Toplantının başlama olayı daha öncedir. Bu cümle past perfect tense ile kurulmuş mükemmel bir cümledir. Past perfect tense yalnız başına çok fazla kullanılmayan bir zaman dilimidir. Genellikle simple past tense yani bildiğimiz düz geçmiş zamanla birlikte kullanılır. Şimdi bu tense'in ayrıntısıyla bütün kurallarını işleyelim. Affirmative form olumlu hal demektir. Eğer past perfect tense ile ilgili olumlu bir cümle kuracaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleye bir özneyle başlarız. Yani eylemi yapan kişiyi belirtiriz. Bunlar özel isimler de olabilir. Daha sonra head yardımcı ekini yazarız. Fiilin üçüncü halini yazdıktan sonra cümlenin geri kalanını ekleriz. Fiilin üçüncü halinden kastettiğim şudur. Aşağıda videonun altına pdf'lerini de bırakacağım. Listede 150-200 tane düzensiz fiil bulunmaktadır. Bunların üçüncü halini ezberlerseniz eğer, geriye kalan binlerce fiil e ve d ekini almaktadır. Birazdan daha ayrıntısıyla işleyeceğiz. Ama önce bilmeniz gereken diğer bir nokta ise şudur. Eğer biz head yardımcı ekini kısaltacaksak, Özneyi yazdıktan sonra kesme işareti kullanır, D harfini yazar ve fiilin üçüncü halini yazarız. Örnekleri inceleyelim. The concert had finished before we went home back. Bize eve geri gitmeden önce konser bitmişti. Geçmişte gerçekleşen iki tane olay bulunmaktadır. Biri konserin bitmesi, diğeri ise bunların eve gitmesidir. Önce başlanılan olay past perfect tense'de anlatılır. Yani had yazar, fiilin üçüncü halini kullanırız. Finish, bitmek kelimesi, düzensiz bir fiil olmadığı için sonuna e ve d harfini ekleriz. Diğer tarafta kullandığımız cümlede ise simple past tense yani geçmiş zaman kullanırız. Bunu zaman çizelgesinde de inceleyelim. Geçmişte yaşanılan iki tane olaydan bahsedelim. Önce olan olay konserin bitmiş olmasıdır. Daha sonra gerçekleşen ise bunların eve gitmesidir. Biz eve gitmeden önce konser bitmişti. Ben geçmişte iki tane olan olaydan bahsetmek istiyorum ve bu iki olayın öncelik sonralık ilişkisini belirtmek istiyorum. İşte bu anda devreye past perfect tense girer. Biri önce, diğeri daha sonra gerçekleşir. Bir sonraki örneğe bakalım. The baby had cried before her mother came. Annesi gelmeden önce bebek ağlamıştı. Bebeğin ağlama olayı önce olmuştur. Bu yüzden özneyi yazdıktan sonra had yazar fiilin üçüncü halini kullanırız. Diğer tarafta ise yine geçmiş zaman kullanırız. Geçmiş zamanda da fiillerin ikinci halleri kullanılır. Bunu da unutmayalım. Bir başka örnek inceleyelim. Ali had gone out when his wife arrived in the office. Eşi ofise vardığında Ali dışarıya gitmişti. Ali'nin dışarıya gitme olayı önce olmuştur. Bu yüzden burada past perfect tense kullanırız. Diğer tarafta ise simple past tense kullanırız. Burada fiilin ikinci halini belirtiriz. Gördüğünüz gibi gitmek fiili düzensizdir. Bu yüzden bunun üçüncü hali yani gone olarak kullanılmıştır. I had been to London twice by the time I got a job in New York. New York'ta iş bulduğumda Londra'da iki kez bulunmuştum. Londra'da bulunması daha önce olmuştur. Bu yüzden özleden sonra past perfect tense kullanırız. Yani had yazar, fiilin üçüncü halini yazarız. Be ifadesi düzensizdir. Bunun üçüncü hali been'dir diğer tarafta geçmişte olduğu için burada simple past tense kullanırız. Yani fiillerin ikinci halini yazarız. Negative form olumsuz hal demektir. Eğer past perfect tense'te olumsuz cümle kuracaksak, yani gitmemiştim, ağlamamıştı, etmemişti gibi ifadelerle cümleler kuracaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Özneyi yazdıktan sonra, yani eylemi bildirdikten sonra hadn't yardımcı ekini kullanırız. Bunu had not olarak uzun bir şekilde de yazabiliriz hadn't olarak kısa bir şekilde de yazabiliriz. Yine fiilin üçüncü halini yazar ve cümlenin devamını ekleriz. Örnekleri inceleyelim. Fatma had not visited her sister before she went to Canada. Fatma, Kanada'ya gitmeden önce kız kardeşini ziyaret etmemişti. Yine geçmişte olan iki tane olay bulunmaktadır ama biz önce olan olayı bu sefer negatif yapmak istiyoruz. Negatif yaparken özneden sonra had yardımcı ekini kullanır, yanına da not negatiflik ekini yazarız. Daha sonra fiilin yine üçüncü halini kullanırız. Diğer tarafta ise simple past tense yani geçmiş zaman kullanmaya devam ediyoruz. Yani fiillerin ikinci halini yazmaya devam edeceğiz. Bir sonraki örneği inceleyelim. I hadn't cleaned the house before they came. Onlar gelmeden önce evi temizlememiştim. Eğer past perfect tense negatif yapacaksak, Özneden sonra hadn't yardımcı ekini kullanırız. Dikkat ederseniz bu sefer bu cümlede kısa yazılmış halini gösterdim ki ikisi arasındaki farkı görüp ikisini daha iyi anlayın. Fiilin üçüncü halini yazdıktan sonra diğer tarafta yine geçmiş zaman kullanırız. When I came home, they had not eaten the dinner. Ben eve geldiğimde onlar akşam yemeği yememişti. Önce olan olay had not eaten olarak olumsuz bir şekilde belirtilmiştir. Diğer tarafta ise simple past tense kullanılarak geçmiş zaman belirtilmiştir. Question form, soru hali demektir. Eğer bu zaman dilimini kullanarak soru cümlesi oluşturmak istiyorsak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleye bu kez yardımcı ek ile başlamalıyız. Olumlu yapacaksak had, olumsuz yapacaksak hadn't. Daha sonra özneyi yazar, ardından fiilin üçüncü halini yazdıktan sonra cümlenin gerisini yazar ve soru işareti kullanırız. Böylece past perfect tense ile ilgili soru cümlesi kurmuş oluruz. Örneğin, Had you ever visited Italy? İtalya'yı hiç ziyaret etmiş miydin? Bu bir soru cümlesi olduğu için had yardım çekini başta kullanırız. Özneyi yazdıktan sonra fiilin üçüncü halini kullanırız. Eğer böyle bir soruya cevap vereceksek, evet bulundum diyeceksek, yes I had, hayır bulunmadım diyeceksek, no I hadn't demeliyiz. Bir sonraki örneğe bakalım. Had you eaten anything outside? Dışarıda herhangi bir şey yemiş miydin? Soru cümlesi olduğu için had ile başlarız. Özneyi yazdıktan sonra fiilin üçüncü halini kullanırız. Eğer böyle bir soruya evet diye cevap vereceksek yes I had, no diye cevap vereceksek no I hadn't demeliyiz. Past perfect tense e kullanılan bazı ifadeler vardır. Bunların ilki when ifadesidir. When kullanıldığı cümleye dığında dinde anlamı katar. Örnekleri inceleyelim. When he graduated, he had been friends for six years. O mezun olduğunda Fransa'da altı yıl bulunmuştu. When kullanıldığı cümleye dığında anlamı katar. When'le birlikte kurduğumuz cümlede simple past tense yani geçmiş zaman kullanırız. Sonraki cümlede ise past perfect tense kullanırız. I had gone outside when it started raining yağmur başladığında ben dışarıya gitmiştim. Venle kurduğumuz cümle dığında anlamı katar ve simple past tense kullanılır. Diğer cümlede ise past perfect tense kullanırız. Bir diğer ifade ise after ifadesidir. Cümlelere then sonra anlamı katar. Örneği inceleyelim. I came here after you had left. Sen ayrıldıktan sonra ben buraya geldim. After cümlelere den sonra anlamı katar. Dikkat ederseniz after'dan sonra past perfect tense kullanılmıştır. Had yazdıktan sonra fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Ondan önceki cümlede ise simple past tense yani bildiğimiz düz geçmiş zaman kullanılmıştır. Bu ifadelerin hangi zamanlarla kullanıldığı da çok önemlidir. Test sorularında bazen bunlar da sorulmaktadır. Bir sonraki örneğe bakalım. I helped him to the chores after I had finished my work. İşimi bitirdikten sonra ona ev işlerini yapmasında yardımcı oldum. After, den sonra anlamı katar. After'dan sonra past perfect tense kullanılır. Onun öncesinde ise geçmiş zaman kullanılır. Kullanılan bir diğer ifade ise before'dur. Before, cümlelere den önce anlamı katar. Örneğin, She had gone to the coffee shop before she did shopping. Alışveriş yapmadan önce kahve dükkanına gitti before cümlelere den önce anlamı katar. Dikkat etmeniz gereken şey before'dan sonra kullanılan zamandır. Before'dan sonra bildiğimiz geçmiş zaman kullanılır ama öncesinde past perfect tense kullanılır. Bir sonraki örneğe bakalım. Emre had read different kinds of books before you came. Sen gelmeden önce Emre farklı türde kitaplar okudu. Before den önce anlamı katar. Kendinden sonra geçmiş zaman kullanılır Kendinden önce ise past perfect tense kullanılır. Yani had yazar fiilin üçüncü halini ekleriz. Diğer bir ifade ise by the time ifadesidir. Bu ifade cümlelere inceye kadar anlamı katar. Örneklerle inceleyelim ve siz daha iyi anlayın. By the time Steve arrived the office, Alice had left the office for the meeting. Alice ofise varıncaya kadar ofisi toplantı için terk etmişti. By the time, inceye kadar gibi bir anlam katar. Dikkat etmeniz gereken şey, by the time'ın olduğu cümlede geçmiş zaman kullanılır. Kendinden sonraki cümlede ise past perfect tense kullanılır. Bir sonraki örneğe bakalım. The plane had left by the time I got to the airport. Ben havaalanına varıncaya kadar uçak gitmişti. By the time, inceye, inceye kadar anlamı katar kendinden sonraki cümlede geçmiş zaman, kendinden önceki cümlede ise past perfect tense kullanılır. Bu zaman diliminde since ve for ifadeleri de çok fazla kullanılır. Since, bir şeyin ne zaman başladığından bahsederken kullandığımız ifadedir. For ise bir şeyin ne kadar sürdüğünden bahsettiğimiz zaman kullandığımız bir ifadedir. Örneklere bakalım. I had not seen my sister for three months. Ben üç aydır kız kardeşimi görmüyorum. Bir şeyin süresini belirttiği için for kullanırız. Diğer bir örneğe bakalım. I ate a lot of food last night for dinner because I hadn't eaten anything since breakfast. Ben dün gece akşam yemeğinde birçok şey yedim. Çünkü kahvaltıdan beri hiçbir şey yememiştim. Since bir şeyin ne zaman başladığını ifade eder kullanılan bir başka ifadeler already ve just ifadeleridir. Already bir eylemin hali hazırda yani beklenenden önce yapılmış olduğu anlamını katar. Yapılmasının artık bir önemi yoktur. Just ise bir eylemin çok kısa süre önce gerçekleştiğini, henüz gerçekleştiğini ifade eder. Örnekleri inceleyelim. When I came home, she had already left. Ben eve geldiğimde o çoktan ayrılmıştı. Onceliğini kullanıldığı yere dikkat edin lütfen. Özneden sonra had kullanılmış, had yardımcı fiilinden sonra already kullanılmış ve ardından fiil yazılmıştır. Yani had ve fiilin tam ortasında kullanılır. Ondan önceki cümlede when olduğu için burada da geçmiş zaman kullanılmıştır. I had just finished lunch when he called me. Beni aradığında öğle yemeğini henüz bitirmiştim. Yani yeni çok kısa zaman önce bitirmiştir. Test time. Test zamanı. Öğrendiklerimizi test edelim.